TUSAŞ'a ve terör saldırılarına geri döneceğiz efendim. Şerif Hoca ile konuşmaya devam edeceğiz ama bir piyasalar tarafına bakalım. Zülalmettin Hacıpaşoğlu hazır mı arkadaşlar? Midas analisti. Zülal hoş geldin yayınımıza. Sen de Hoş tazelerini buldum. iletmek Selam. istiyorsundur diye düşünüyorum. Doğrudan bununla başlayalım, sonra borsa tarafına geçeceğim. Tabii hepimizin başı sağ olsun. Özellikle 5 şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Onlara rahmet Allah diliyorum. rahmet eylesin. 22 tane yaralımız var. Acil şifalar diliyorum onlara da. Umarım yani bir an önce onlar da sağlıklarına kavuşur. Evet, yani 14 yaralımız var aslında şu an. 8'i taburcu edildi. O bilgiyi de bir revize edelim ve ardından borsa tarafı dedik. Borsada şu an tam olarak ne görüyoruz? Zülay senden dinleyelim. Beklediğin seviyeler nedir? Bu haftayı nasıl kapatmamızı düşünüyorsun? Nasıl kapatacağımızı düşünüyorsun? Şöyle Süheyla Hanım, dünkü özellikle yaşanan terör saldırısı sonrası zaten Salı günü alınan o yükselişleri geri vermiş bulunduk. Ancak bu sabaha yine bir yükselişle başladık. Güncelde pozitif görünüm devam ediyor borsa tarafında da. Ama özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ne yazık ki önümüzde bir bayram var. Yani bayramın olması güzel bir şey tabii ki 29 Ekim. Ancak yatırımcılar bu süreçte çok hırpalandı. Dolayısıyla böyle zamanlara, böyle bayram tatillerine girerken biraz daha temkinli yaklaşabilir sürece. O yüzden de bazı satışlar görebiliriz, oynaklık görebiliriz. Buna dikkat edilmesi gerektiğini özellikle belirtebilirim ben. Evet, bu oynaklığa dikkat edilmesi lazım diyorsun. Peki bilançolardan tam olarak ne bekleniyor? Bilanço sezonu başladı biliyorsun. Aselsan'la başladık ve devam ediyor. TAV tarafında da gördüğün nedir Zülal? Şimdiye kadar açıklanan bilançolar içerisinde. Evet, dün kapanış sonrası Türkiye Sigorta'dan ve TAV'dan bilançolar aldık. Genel anlamda beklentilere paralel bilançolar aldık geçtiğimiz gün. Endekse çok büyük etkileri olmamışsa da yine de hani TAV tarafında zaten 3. çeyrek döneminin yani güçlü havacılık döneminin bilançosunu aldığımız için pozitif yani beklentilere paralel pozitife yakın sonuçları almamız oldukça bekleniyordu zaten. Bu tarafta özellikle giderlerdeki artışın gelirlerdeki artışın üzerinde olması operasyonel karlılıklarda operasyonel marjlarda baskı yarattı. Ama genel anlamda beklentilere paralel negatif olmayan görece pozitif bir bilanço aldık TAV tarafında. Bir başka bilanço beklentisinin bankalar tarafında olduğunu biliyoruz. Akbank'la bugün başlayacak o süreçte. Bankalar tarafında karlılıklarda baskı yaşanması yani bu baskıyı görmeye devam etmemiz özellikle bekleniyor. Ve bankalarda biliyorsunuz betası yüksek hisseler özellikle. Yani banka sektöründe yaşanan düşüşler endeksi de çok etkiliyor. Dolayısıyla o taraftan alacağımız bilançolar bence şu an çok kritik. Sektör genelinde net karların %20'den fazla düşmesi, öz kaynak gelirlerinin de %17 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Birkaç bankada daha görece pozitif sonuçlar bekleniyor. Garanti, Vakıfbank, TSKB gibi. Özellikle kamu bankalarında bir miktar daha marjlarda iyileşme beklenirken özel bankacılıklarda, özel bankalarda bu iyileşmenin 2025'i bulması bekleniyor diye belirtebilirim o tarafta. Peki küresel tarafa da geçelim senle istersen. Trump tarafından bakalım. Trump geliyor tarafı iyiden iyiye fiyatlanmaya başladı gibi sanki. Nasıl bir etkisini görüyoruz bunun? Evet, özellikle geçtiğimiz gün Wall Street Journal'ın bir haberiyle bu artık anketlere çok ciddi yansımaya başladı. Bu zamana kadar anketlerde bir paralellik vardı açıkçası. Sizle de daha önce konuşmuştuk ama geçtiğimiz günkü anketler artık Trump'ın daha belirgin olduğunu gösteriyor. Bu tarafta hep söylüyorum yani Trump gelirse iyi olur, Harris gelirse kötü olur ya da tam tersini söyleyemiyorum. İkisinin de öne çıkardığı sektörler, ikisinin de bazı vaatleri var. Ve bu vaatler paralelinde elbette bazı sektörler bundan olumlu etkilenecek. Keza bazı varlıklar da mesela Bitcoin gibi Trump'tan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Ama Harris'ten de olumlu etkilenebilecek. Mesela yeşil enerji hisseleri Harris gelirse daha olumlu etkilenir bu süreçten. Dolayısıyla burayı birazcık daha detaya inerek incelemek gerekiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle Trump tarafında daha sert vaatler var. Çin'le ilgili olan söylemleri çok sert. Dolayısıyla ekonomide başka hasarlara yol açabileceği düşünülüyor. Enflasyon tarafındaki baskıların artmasına sebep olabileceği düşünülüyor. Almanya yine bugün bir rapor hazırladı. Trump'ın gelmesi durumunda Alman Ekonomi Enstitüsü'nün bir raporuydu bu. Trump gelirse şayet Almanya tarafında da işte 127 ile 180 milyar euro düzeyinde bir kayıp yaşanacağı bekleniyor. Dolayısıyla bu tarz beklentiler var. Trump'ın gelmesi bunları körükleyecektir. Bu tarafta daha negatif bir görüntüye sebep olabilecektir diye düşünüyorum açıkçası. Peki bir de altın tarafına bakalım Zülay seninle. 3000 doları ne zaman görür tartışmaları başladı biliyorsun.
Farklı farklı beklentiler var. Senin altının seyriyle ilgili görüşün nedir? Yani 2750 doları aşarak bir rekor kırdı zaten. Şu an bir miktar daha geride 2736 dolar civarlarında seyrediyor. Yılbaşından bu yana getirisi ons altının %31'lik bir getiri var ve hani baktığımızda da 45 yılın en iyi performansını sergiliyor aslında altın şu anda. Bunu destekleyen çok faktör var. Bunları daha önceki yayında da konuşmuştuk. Yani İsrail, İran'dan işte Merkez Bankası alımlarına, Asya'nın fiziki altın talebine ve hatta işte az önce konuştuğumuz seçimlerin jeopolitik seçim belirsizliği ve bu jeopolitik belirsizliklerin altına güvenli liman hırkası giydirme durumu var ve bu altını destekliyor. 3000 dolar ne zaman olur? Bununla ilgili belli başlı beklentiler de var. Yani raporlar çıkıyor. UBS ve Citi 2025'e kadar bu seviyenin aşılabileceğini bekliyor. HSBC ve ING tarafında daha ne denir ona işte hani daha temkinli bir yaklaşım var. 2950 dolar, 2700 dolarlık bir beklenti var sırasıyla en azından şimdilik. Gümüş tarafında yine beklentiler var. Gümüş biliyorsunuz işte yani baktığımızda ons altından daha fazla getiri sundu yılbaşından bu yana ve genelde altında paralellik gösterir gümüş tarafındaki yükselişlerde. Bir süredir yatay bir görünüm vardı. Şu anda 34 doların üzerinde seyrediyor ons gümüş ve 40 dolara ilişkin hatta gelecek sene içerisinde 45 dolara ilişkin beklentiler paylaşılıyor şu anda. Hem sanayide hem işte teknoloji sektöründe hem savunma sektöründe de kullanılan bir emtia olduğu için gümüş tarafındaki beklentilere de özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şuna da bir parantez açayım. Ons altın tarafında seviyeler şu an çok yüksek artık. Yani alımlar çok yüksek seviyelere ulaştı teknik anlamda da. O yüzden buralardan bir düzeltme de görebilir. Daha dikkatli davranmak gerekiyor o yüzden. Bir diğer metaya geçelim öyleyse. Petrolle ilgili öngörüleri de dinleyelim senden. Tabii yani petrol tarafında daha önce de yine konuşmuştuk ama petrol şu an iki konudan özellikle etkileniyor. Biri Orta Doğu'daki bu gerginlikler, bu petrol arzını etkileyen bir şey. Gerginlikler arttıkça petrol fiyatlarında yükselişler görüyoruz. Bir de Çin tarafı. Çin tarafındaki talep petrol için çok önemli. Çünkü dünyanın en büyük, en çok petrol ithal eden ülkesi Çin. Çin'deki olası bir zayıflık petrol fiyatlarını negatif etkiliyor haliyle. IMF'in geçenlerde bir raporu vardı. Orada Çin'deki büyümeye ilişkin negatif bir görünüm sundular. Bu da petrol fiyatlarında geçtiğimiz gün bir düşüşe sebep oldu. Ancak zaten Orta Doğu'daki gerginlik devam ettiği için tekrardan bir toparlanma, bir yükseliş gördük biz akabinde bugün itibariyle o taraftan. Yani o tarafta bu iki denklem üzerinden bir görüntü var. Orta Doğu'daki gerginlik devam ettikçe petrol fiyatlarında da yukarı yönlü inmeyi görürüz açıkçası. Teşekkür ediyoruz seninle öngörülerini paylaştığın için. Bir sonraki yayınımızda görüşene dek hoşça kal diyelim ve Şeref Oğuz'a dönelim. Hoşça kalın. Evet.